Herkese merhabalar, sevgiler. Apron'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok enteresan bir transferi Victor Osimhen'i konuşacağız. Kıyıcı hocam ne dersiniz? Sağ ol Kovacım. Sen nasılsın? Abi, senin uçağı bu uçağa takip. Gollerin tamamını takip. Senin bu üstteki harika renklerin Osimhen'in ülkesiyle ilgili bir gönderme olduğunu düşünen birçok izleyicimiz olacaktır. Nijeryalı can kardeşlere <laughs> selam öncelikle. Abi bir tane Nijerya formam yokmuş. Nijerya gömleğim varmış. Çok enteresan ona özel yine, yoksa bu böyle şakalı kıyafet çok gibiyiz ama <laughs> hocam bu transfere de Nijerya bayrağı bile taşınır burada. Abi menüyü vereyim zaten çok serbest stil gideceğiz. Çünkü hani şey olur ya FM'de böyle gözlemciye görevleri verirsin. Bana iyi topçu ol dersin. Gelir Mbappé'nin raporu. Tabii. Yani öyle bir Victor Osimhen <laughs> kimdir çekmeyeceğiz. Osimhen'i <laughs> tanıyalım. Aynen. Çok kısa orayı geçeceğiz. Sonra Bol bol Galatasaray'a ilgili hayal kuracağız. 3-2-5'ler, 3-4-3'ler, 3-4-1-2'ler falan havada uçuşacak. Biraz sinüs kosinüs yapacağız beraber. Ondan sonra da son söz işte bu transferi bir deneyim olarak değerlendireceğiz. Gibideki şaka bosporus gibi <laughs> güzel bir deneyim yaşayacağız. Bayağı keyifli bir video olacak gibi duruyor. Victor Osimen bence dünyanın en iyi center forundan biri sence? Kesinlikle öyle. Kane, Osimen, işte Mbappe'yi center for saymıyorum bu arada. O serbest, Tabii. Soret oyuncusu. Kane, Osimen. Lewandowski. He, Haaland falan. Beşte bir diyelim. Tabii bir, lot beşte. aralarla falan yani aynı düzlemde. Aynen. Zaten o Transformer verileri de düştü. Ben çok önemsemem o tarafları ama topçuluğu öyle. Peki mesleğinde bir insanı dünyanın en iyilerinden yapan şey nedir? Çok anormal bir özelliğin vardır ve onu bir şeylerle birleştiriyorsundur. Bu adam inanılmaz atlet. Şey gibi futbolun bu şey box'ta antetokumpo var ya. <laughs> Futbolun antetokumposu gibi fizik. Bacaklara normal uzun. Böyle vücut bir garip, inanılmaz bir sürat. Bunu zaten o atletizme golcülükle ve çeviklikle birleştiriyor. Normalde uzun bacaklı oyuncu ne yapar? Geniş alanda koşar yakalar. Bu dar alanda da yılan gibi gidiyor. Dolayısıyla olağanüstü bir futbolcu. Dar alan kabiliyetini söyledik. Kendi pozisyonunu yaratabilen bir oyuncu. Yani sağdan soldan besledim zaten atıyor 30 tane de kendi de Nijerya milli takımında da çok izledik. Mesela öyle çok yardım alamadığı maçlarda da iki kişiyi düğümleyip attığı çok senin videoyu görünce yüzün gülüş <laughs> ah kamera doğruya lazım. <laughs> ne düşündüm biliyor musun? Yıllarca senle podcast'ten beri hep bir Vincent Abubakar tarzı forvet galatasaray'a gelsin istedik. Ve bir gün hiç hesapta olmadan bir Victor Ossiman Sky İtalya'dan düşen haberlerle birlikte böyle bir transfer gerçekleşti. Yani hayal kurmaya bile vaktimiz olmadı. O Aynen. derece o nabızla giriyoruz bu programa. Aynen. Gözlerimi kırmızı olmasın diye çok uğraştım ama kusura bakmayın Altı olsa falan sabahladık yani maçı izlerken. <laughs> Abi negatif özelliği çok yok. Sadece bu transfer döneminde Afkon'da çok iyi oynamadı çocuk. Onun dışında ben bunun sahada her şeyini vermediği maç çok az gördüm. Geçen sene Güya formsuzdu. Attığı golleri izlemişsinizdir. Hı hı. Çünkü oyuncu hem Kıvara hem hı. Osimen ayrılmak istiyorlardı şampiyonluktan sonra sonra kurulan yapı da abi sen daha çok izliyorsun. İyi değildi yani. Evet. Bunlar key oyuncuların keyif alacağı bir yapı da değildi. İkisi de gitmek istiyordu. Zaten da Euro 2024'te çok iyi oynamadı. Bu da evet. Afkon'da çok iyi oynamadı. Onun dışında olağanüstü bir center for. İşte biz zaten Lille'den beri Fransa'dan beri izliyoruz gelişimini. Tabii. Yani bizim açımızdan da biz Avrupa yayını yapalı 7 yılı geçti. Çok güzel bir hikaye. Gerçekten ilk konuştuğumuzda 17 yaşındaydı oyuncu. Bizim için de bu yayını çekmek öyle ütopik bir şey. Hem bizim YouTube'a <laughs> yükselişimiz hem onun oraya yükselişi ve Galatasaray'da buluşulması. <laughs> Şurada Galatasaray stadı var çok garip. Abi hayal kurmaya başlayalım mı ya? Başlayalım. Bence şimdi Galatasaray bu sene Osimen, Icardi, Batshuayi, Mertensin ikisinin forvet olduğu Halil'i saymıyorum. Bir ikili forvet bir şey oynayacak. Bazen oyun oyuncuyu çağırır, bazen oyuncu oyunu çağırır. Bence bu oyuncular birçok takımda Premier Lig'de Top 6'de böyle bir forvet rotasyonu yok. Bu ikili forvet sanki bana üçlü savunmayı çağırıyor. Bu oyuncular bu oyunu çağırıyor. Sen ne diyorsun yani yok Koray'ım 4-4-2'de oynarız var mı sende? Yoksa ya Young Boys'ta da gördük bir de Sara var. Tabii. kadife bilek bir oyun kurucuya 20 milyon euroyu bastırdın aldın. Sanki abi 3-5-2 dışında bir şey çok görmüyorum ben stoperden başlayayım. 3 stopere Galatasaray'ın işte mevcutta Apokerim, Nelson ve Davinson Sanchez düşününce şimdi Demirspor maçına Metehan geldi. Hani bunları yedekleyecek bir ikame edecek bir oyuncu geldi. Jakobs'un sol kanat bek olarak hani o beşliğinin sol kenarına emanet etme durumu ortaya çıktı. Uygulamalarda var yani ya Instagram'da göstermek için salla. Şimdi fotoğraf biraz flu'dan belirmeye <laughs> başladı o Sümen'le ki Galatasaray'ın burada backup planlarından biri olacak gibi duruyor. Ben şeye çok şaşırdım. Şimdi yabancılar Türklerin kurduğu kadroya bak falan diye paylaşıyor ya. Normalde çok maç izlemedikleri için bütün oyuncuları dizilecekleri dizilişi bulup paylaşıyorlar. Hepsi 3-5-2 koymuş. Evet. Ya böyle 4-2-4 gelin tanış olalım falan yok. Evet. Hepsinde 3-5-2. Bir de 3-5-2'nin şöyle bir avantajı var Galatasaray'a. Artık sadece Osman'ı değil Galatasaray'ın yani şöyle bir şey konuşamayız arkadaşlar. Osman Galatasaray'da ne yapar? Galatasaray Osman'la ne yapar? Yani F-35 almışsın böyle bir uçağı kullanacaksın Hı. işte. Abi Osman'la Galatasaray'ın ne Sanki bu 3-5-2'de şöyle iki tane derdini de çözüyor. Galatasaray nerede hata yaptı bu sene? Topla çıkarken. 2 artı 1 değil artık 3 artı 1 çıkabilecek. İyi iki tane ayağı iyi stoper. Artı Nelson. Bu sefer kurtarabilecek. İkincisi Galatasaray'ın orta saha 70 metre git gel yapıyor. Galatasaray kapatamıyor bu sene. 3 tane stoper ileri çıktığı zaman, onlar karşıladığı zaman aslında 4-3-3 oynasın Galatasaray yerine 3 iyi stoper önünde iki tane serbest oyuncu ve bunun biri Torreira ise daha az yorulacak herkes. Üçüncüsü de Galatasaray santrforlarını topla buluşturamıyor çünkü bekleri çok fazla birebir kalıyor. Şimdi o beklere 3-5-2 oynamak ne demek? 3 tane orta saha demek. Örneği hep buradan vereceğiz çünkü dünyanın en iyisi bunlar bu dizilişte. Mkhitaryan, Hakan Barella. Mkhitaryan dünyanın en iyi orta sahasından biri değil. Ama o düzende oynuyor. Çünkü Tabii. daha rahat. Hücum oynayan bir Inter'de daha az koşuyor. Ve ne oluyor o zaman? Oyuncunun klasını görüyorsun. Di Marco stoper mi sol bek mi belli değildi imza gittiğinde. Şu an dünyanın en iyi sol bek. Hakan var oldu. Evet. çünkü her oyuncuya bu diziliş bir konfor alanı sağlıyor. iyi uygulanırsa. Inter'in sahibi ki Matteo Darmian. Topla hızlı mı değil? Atlet mi değil? İyi hücumcu mu değil. Eligin ilk maçında soldan kestiler sağdan vurdu kafayı bitirdi. Evet. mı işte şut mu attı bilmiyorum da golü gördüm Tabii hatırlamıyorum. Yani. Ki Danfrisi sağda da iyiydi yani. Sağ kenarda oynadığında iyiydi yani Dengeli oyuncuyu, klas oyuncuyu iyi koruyan bir sistem bu. Ve iki tane çok elit santrforum var. Yani Icardi, Osman ikilisi oynayacak. Koraycım deseniz işte o Galatasaray'ın 13. bitirdiği sezon. Hı -hı. Yani biraz da doktora müracaat etmeyi önerirdik yani. <laughs> Çünkü bambaşka bir ikili bu. Ve burada çok büyük avantajları var Galatasaray. İki tane kesinlikle boş bırakamayacağın santrafor. Bunu sadece şey değil. Yani Türkiye Ligi'ndeki rakipler değil. Tottenham'da bakacak abi. O sümen Icardi'ye ne yapacağız? O sümen Bacuay'ı Icardi iyileşmezse ne yapacağız? İkincisi de Galatasaray bu dizilişte çok iyi parlayacak bir orta saha öntüsü aldı Gabriel Sara. Gabriel Sara bu öndeki ikiliye direkt top atabilir mi? Atabilir. Tabii. Ceza sahasına girer mi? Onlar içeriği karıştırmışken girebilir. E bir tane daha iyi kullanabileceği oyuncu var. Kerem Demir var. Gidiyor mu ceza sahasına? Gidiyor. Müştör evet. müştör. Karıştırıyor mu? Karıştırıyor. Ayağı düzgün mü? Düzgün. Ve Galatasaray savunmadan topla 3 artı 1 böyle hatta 3 artı 2 o yıldızı çizip çıktığı zaman muhteşem bir şey izleyebiliriz. Ama bunların hepsinin için vakit yok diye Galatasaray kadroyu çok iyi kuruyor. Ama biraz geç kuruyor. Bence bazı kararları biraz geç verdi. Ama simen öyle bir adam ki yani bu vakit yokmuş, kadro geç kurulmuş. Hadi abi yani iki maç izlesen yine büyük heyecan. Dolayısıyla ben çok keyifle izleyeceğiz yani Galatasaray'ın bu evrimini. Abi 3-5-2'de inter usulü 3-5-2 mi yapar? Yoksa bir tane de böyle arkaya bir bir hareketli bir bir alır mı? 3-4-1-2. Şimdi bu transferde Okan Hoca'nın Milano'ya uçtuğu falan haberleri vardı ya. Ben hocanın yerinde olsam iki gün Simone Inzaghi ile bir yemek ayarlamaya çalışırım. <laughs> direkt, direkt şimdi senin anlattığın çok da güzel anlattın tane tane. Hani barellalı, miktaryanlı işte o Hakan'ın olduğu yapıda, o şablonda bence Inter Galatasaray'a daha münasip. Çünkü rakip 50 metrede oynuyorsun ve sol ve sağ kenarları çalıştırıyorsun. Bir organizasyon içerisinde bir oyun metodunu öndeki oyuncularla beraber parçayı tamamlıyorsun. Sanki Inter daha münasip gibi duruyor. Yani 3 tane o. o, zaman işte Galatasaray'ın diğer baktı oyuncular işte Rabiolar, Makkeniler, şunlar bunlar. Tabi bunlar da çok önemli oyuncular. Bugün gelmeme ihtimalleri daha yüksek bu çektiğimiz Ki gün. Ki tarihin en kötü Inter'inde de Icardi takır takır o krallığa erişirken de Inter o zaman da 3'te oynuyordu. Evet. Hatırlarsın Guarin Kondogu'lu takım. Osimen de arkada 3 orta sahayla oynadığı, 4-3-3 oynadığı, Kıvaran'ın olduğu denklemde Lobotka, Zieniski ve Anguysa'ydı. Hani üç orta sağlığı yapılar bu iki oyuncuya zaten kesinlikle lazım hani 4-4-2 o yüzden ben kafamdan biraz kenara atıyorum. Ben ister de. Istemez. İki center oynayacaksa üç, üçlü savunmada net hem fikiriz o zaman. Şeyi çok güzel geldi abi oradan gireyim. Icardi ile nasıl bir ikili olur? Aslında soru Hı -hı. bu. Çünkü Galatasaray'da gerçekten geldiği günden beri star, ikon Mauro Icardi. Bu da çok özel bir oyun. Dünya futbolunun ikonu da geldi yanına. 3-5-2 oynadı bu oyuncu. 3-4-3'te de oynadı ve sarayda da şunu gördü insanlar. Paris Saint-Germain'de çok izlediği için daha önce. Bu oyuncu sadece bir ceza sahası bitiricisi değil. Icardi. Aslında etrafında hareketi gördüğü zaman çok iyi bir pasör ve Inter'de o çok kötü kadrolarda oynadığı zaman da milleti topçu yaptı. Hakikaten etrafındakileri evet. traf yani kontratın yarısını ikame vermeleri lazımdı. <laughs> Burada işte Osimhen'le birlikte çok güzel bir şirket kurabilirler. Yani Icardi kendi kullanmadığı işte Artık yavaş yavaş başka bir oyuncuya dönüştüğü dünyada o atletizm, o yüksek top hakimiyeti, o rakip stoperleri karıştırma becerisi, o hareketlilikle Icardi bambaşka bir oyuncuya dönüşebilir. 10 numara olur demiyorum ama 10 numara top oynar diyorum. Çok keyifli bir ikili olabilir burada ama bence biraz sabırlı olmak lazım. Çünkü artık transfer masasında yapılabilecek en iyi iş bu. Ama idman sahasında da yapılması lazım. Tabii. Yani antrenman, antrenman, tekrar, tekrar, tekrar. Oyuncu imzayı atacak, formayla iki poz verecek. Gidecek milli takıma. O simenle çalışamayacak Icardi zaten sakat. Ha onu sorayım abi. İlk lig maçı geldi Fenerbahçe. Ben Icardi'nin yanına Batu Şah yerine Mertens tercih ederim gibi geliyor. O simen bağlantısı üzerinden Hı -hı. değil mi? Bence de en olası ihtimal bu. Neticede Batu Şah'ı, de hani iki tane hareketli çapraz koşu atabilen, batıcı koşu atabilen bir santrofo tiplemesi gözükse de Mertens oradaki bağlantıyı Osimen adına daha kolay esneklik şeklinde sağlayabilir. Netice bir deplasman olacak bu. E, Galatasaray'ın da PAOK sınavı da var aynı e, yakın tarihlerde. E, daha olası gibi bir durum oluyor ama Icardi'nin de senin anlattığın üzere oynamaktan sakatlığı bittikten sonra döndüğünde çok büyük alacağı keyfi hayal edebiliyorum. Zaha gibi olmaması zaten evet. e, beklenen. Çünkü Zaha'da bir hem vücut diliyle kötü bir iletişimi vardı hem de tutmadı yani Kerem'le İlk şampiyonluktaki 22-23'lik şampiyonluktaki gibi olmayacağı çok belliydi. Ama Osimen hem paylaşımcı hem yardımcı. Osimen Kıvara olduğunda Politano da biliyorsun denklemdeydi. Raspadori, Simone de denklemdeydi. Hep yanındakileri de bir hikayenin içine sokma çabası vardı. O bunu verebilen, o güveni evet. verebilen birisi. Orada da şuna gelelim. Icardi'nin etrafındaki oyuncuları Galatasaray bir önceki transfer döneminde geçtiğimiz sezonun başında yanlış dizdi. Tete de ayağına isteyen oyuncu. Hı -hı. Hakim Ziyeş de öyle. Wilfried Zaha da öyle. Wilfried Zaha Premier Lig'de kontrol oynayan bir takımda oynadığı için hepimizi yanılttı. Ama normalde adamın hayali ayağına topu alıp bir şeyler yapmak. Verdiği röportajlar da öyleydi. Ne zaman denkleme Barış Alper ve Kerem girdi? Ondan sonra Icardi'nin de formu yükseldi sakat sakat oynamasına rağmen. Şimdi iki tane bağlasan durmaz beki var Galatasaray'ın. Ne performans verirler bugünden bir kestirmek güç. Ama hedef doğru. Tutturduk mu bilmiyorum. Yani şunu vuracağım diye şuraya oku atmamışız. Ok buraya gidiyor. Umarım vurur. İki tane hareketli var. Osimen hareketli. Bir de 3 orta saha oynadığın zaman Sara ve Kerem Demirbay oynayacaksa Demirbay gelecek. 8 numara kimse o da hareketli. Bir de sanki Galatasaray 3-5-2 oynayınca bu kanat oyuncularından işte Kerem'in falan ayrıldığı dünyada rotasyonu da oturuyor abi değil mi? Bak o senin dediğin batıcı koşulları yapan iki tane oyuncusu var. Bir Osimen, Osimen'in yediği gibi bat şu iyi düşün. Hı hı. Hem oyun kurucu hem bitirici iki oyuncusu var, forveti var. Napoli stili Mertens, Icardi'nin yedeği oluyor. Solic müthiş bir oyun kurucu bence. Hem gider gelir hücumda, savunmada çok geli yok bence hala. Gabriel Sara, onun gibi ceza sahası koşuları atan, şut atabilen iyi bir yerli bir de, yani Türk, Kerem Demirbay. 6 numara, Torreira'nın artık bütün dünyayı kapladığı 6 numara değil, topu alıp döndürdüğü bir 6 numara istiyoruz. Hakan Çalhanoğlu gibi. Onu yapabilecek Torayaranın yediği K. Evet. Buraya da bir hareketli 8 alacaklar. Onun da yediği işte isterse yapabilirse Berkan. Bu gerçekten 50 maçlık 60 maçlık sezon için çok önemli. Ama sanki burada bir tane stoper istiyor. Orada şeyi düşünüyor olabilirler bence Koray. Kaan Ayhan'ı o rotasyonda kullanırız. Hani 4 Hı? artı 1 Kaan'la Kaan oynayabildiği için onu o şekilde kullanırız. 8'in bir 8 numara almamalı hikayesinde yani Rabio veya Makkemi gibi adı geçen isimlerin hikayesinde de Kaan Torayra önüne Sara veya Kaan Torayra Sara'nın olmadığı düzlemde bazen Ziye işte ikinci yarıda oyuna dahil olabilir Mertens'le beraber. Çok alternatif bir o merkez kurgu. Çünkü omurga sana çok alternatif bir hikaye ihtimalleri sunabiliyor. Kesin. Ama çizilmiş oyun planlarının Okan Hoca'nın da herhalde en büyük ödevi olacak. Çünkü artık evet. hiçbir mazereti olmayan bir kadro kalite olarak. Yani Okan ee, Hoca'nın elinde en iyi kalemler var. Önünde cihayet çözebileceği bir sınav var. Ama 90 dakikalık testi 30 dakikada çözmesi lazım. Çünkü kamp döneminde oturması lazım bu dizilişin. Doğru. Ama bir de her şeyi geçtim. Galatasaray'da bir şeylerin sallanması, devrilmesi gerekiyordu. Ya bir sil gidecekti bu iş. Ya da bir gerçekten bu işin psikolojisi de önemli abi. Ya belli ki çıkan haberler işte Zaha'nın, Ziyeş'in, şuyun, buyun, Ziyeş ayrılmaya da bilir bu arada huzursuzlukları, mutsuzlukları, işte Kerem'in ayrılmak istemesi birkaç oyuncu daha var. Yani ya oyuncular değişecekti ya teknik direktör değişecekti. Sadece bazen bir oyuncu bir denkleme girer ve gerçekten bütün havayı, bütün aurayı değiştirir. O simen onu oldu. Yani Galatasaray Young Boys maçından sonra Adana Demir'e 5 attı. Ama hiç kimse Galatasaray'ın iyi oyunu konuşmadı. Galatasaray iyi de oynamadı. Ama şimdi 3-5-2 hayalleri kuruluyor. Sarayı şöyle kullanırızlar konuşuluyor. işte 3 stoper Apoherim geri dönen konuşuluyor. Sadece bunun için bile bir yıllık dünyanın en iyi oyuncularından birini kiralayabiliyor olmak sadece bunun için bile bir başarı ve bunun üstüne oyuncunun sahada kaçacağı inanılmaz şeyler de var. Ve bence bir yönetim olarak da üzerine düşen hani yapıldığını düşünürsek bu transfer döneminde. Çünkü tarihleri Aralık 2023'ten alırsak Koray Kopenhag maçı. Şubat'ta bir Pırak maçı, senle de beraberdik zaten onların canlı yayınlarında. Geliyorsun bir Fenerbahçe maçı bütün bence gardını düşüren 3 tane zaten kötü maç var. Şimdi sezona girişteki baktığında bir Beşiktaş maçı, kötü bir futbol ve ağır bir yenilgi ve 2 tane Young Boys maçı. Hani bütün bunları bu bariyerleri düşününce hiçbir teknik adama nasip olmayan da hani hala hocam bak düzelt bunları da alıyoruz gibi bir fotoğraf da ortaya çıkıyor yani. Net Hadi. katılıyorum. Bir de şeye saha içine son bir geri dönelim. Ondan sonra zaten ufak ufak notunu izleyeceğiz <laughs> insanlar. E, Osimen'in gollerini izlemek daha keyiflidir. <laughs> ne yapacağız <laughs> tanıyorlar. Bizim kuracağımız hayaller güzel ama. Abi şimdi sahayı ikiye böldük. Sol tarafta Sara gibi oyun kurucu. İşte Jakobs gibi sürekli giden ve solak stoper gelirse de ayağı iyi biri gelecek. Gelmezse de Abdülkerim ayağı iyi bir oyuncu sezona kötü girse bile. Sanki yemeği burada bitirip sağ hareketli bir box to box dediğimiz bir 8 arıyorlar. Gelert zaten topsuz doluşlar falan çok iyi. Kötü oynadığı maçlarda bile hiç aksatmıyor. Bir de muhtemelen Davinson sağ stoper oynayacak. Merkezde Nelson oynarsa. Ya da Kaan oynayacak. Kaan da topla da gitmeyi seven bir oyuncu yapabilen. Sanki sağdan böyle bir sürekli senin tabirle bu sezon 3. kullanışımız. <laughs> <laughs> Javslı'ya soldan da Kur'an yemeği pişiren böyle Tatlı bir asimetri de olabilir. O zaman Icardi'yi sağının sağında biraz daha görürüz. Hem evet. yakına falan güzel sıkıyor ya. O Sümeni de o soldan işte Barış Alper'in oynuyorsa, Yelert'in ortalara ki ben Barış Alper'in o e çok uygun bir back, kanat bek olabileceğini evet. düşünüyorum. Müthiş anlaşılır. Abi yani bir de tersini düşün. Soldan geliyor Yakops bırakıyor Saray'a. Sara bir bakıyor... Ön direğe koşmuş. Arka direğe sağ kopan bir Barış Alper. E bu adam milli takımda 9 numarayı giydi. Yani, yani şakası. Barış Alper'de de dönüşüm şöyle olacaktır. Muhtemelen zorunlu olacak artık. Çünkü iki tane içeride şey var. Hani sen öyle sağdan içeriye o Javs'ı yapıp da kaleye vurma işleri bitti artık. Roma Napoli maçlarında Smalling'in çok arkasına sızmıştı Ossümen o prime zamanlarında. Smalling'i mahvetmişti. Orada o tekte Barış Alper'in o topu bırakıp da e artık artık klepsisan yaptığı, önüne attığı o fizik gücü yıpratıcılığıyla o koşuları yaptığı denklemde zaten Osimen'le de öyle bir atletizmiyle Türkiye'de fark yaratacaktır ki de sen al at dercesine bir oyuncu opsiyonları gelişmiş olacak haliyle. Sadece şunu söyleyebilirim bu oyuncunun bence tek negatif özelliği abi zaha gibi değil, tırı bir tavrı yok kimseye. Ama talep ediyor abi oyuncu. Evet. Yani eli kolu oynar. Hani orada sen iki tane sallanır, devrilir, vurur, taça atarsan eli kolu oynar. Icardi'nin de oynuyor. Zaten Galatasaraylılar da işte teknik ekip falan da biraz da böyle futbolcu talep ediyor. Yani orada sahada da ateşli isteyen oyuncuları özellikle hücumcular da talep ediyor. Gerçekten Barış Alper'in de sezona özellikle milli takım dönüşü çok iyi girmediği dünyada orada abi variyeteyi azaltması lazım. Zaten bu yemek çok sos kaldırmaz bu yemek daha sade yiyeceksin. Böyle orta pişireceksin, güzel mühürleyeceksin, lezzetini alacaksın. Dolayısıyla hızlı paslaşan, güzel yerleşen. Umarım buna vakit vardır. Bence yok ama çok keyifli bir şey izleyebiliriz ve yani şu an şurada oturup işte yeşil beyaz çizgili <laughs> arkamda izlediğim gollere bak abi. Bence insanlar arkadaki hem golleri izleyen de sana can siparihane kulak veriyor ki. Koray abi neler söyledi? Nasıl bizi <laughs> coşturdu diye. Ama şu da var Koray. Icardi sanki bu sene 3. yılı artık daha olgunlaştı. Şimdi Kerem de ayrıldı. Kaptanlık mevzusunda Galatasaray'ı çok güçlü yapacağız diye bir beyanatı vardı şampiyonluktan sonra. Hani burada 10.5 numara işlerine biraz Harry Kane'cilik işlerinde Young Boys maçında yaptı. Hatta yorgun da düştü. 6'ya geldi, 8'e geldi. O bağlantılara girmeye çalıştı. Ezelde hani Ramiz dayı Ömer gelince cezaevinde diyor ya parıltı parıltı var mı gözlerinde? Öyle bir parıltı geldi ki <laughs> parıltıyı görünce yani bu golleri bu atsın. Ben burada biraz keyfimi <laughs> alayım da yapabilirim fizik gücüyle. Bir düşününce. de şey durumu var abi. İntikam istiyor mu kardeş? <laughs> İntikam istiyor adam. Istediği bir yer. de Avrupa'daki başarısızlık da artık kamçılamıştır İkerdek evet. oyuncu grubunda. Bir de bu adam nasıl geldi? Napoli o oyuncuyu Chelsea'ye vermedi. Chelsea Napoli'nin istediği parayı vermedi. Oyuncu da Arabistan'la anlaşamadı. Öyle bir inat üçlü var ki orada. Delorentis. Aman Allah yani Delorentis'le aynı masaya oturacağıma bir ticarette. Kaybedeyim o cebimdeki parayı daha iyi. İkincisi o semen bu da inatçı bir adam. Bir de 25 yaşında da Arabistan'a göndermeyin zaten. Dünyanın en iyi santiforlarından biri. Üçüncü inat da Antonio Conte burada kendisi teşekkür ederiz. Tabii büyük büyük adamdır. Melo kavgası. Melo'yu Galatasaray'a getirdi. Üstüne Icardi, PSG'ye yollamalı kavga, o getirdi. Üstüne bir ince Allah'ım gol, Snyder işi yaptı bize. Üstüne bir de o çözdü. Hocam sen Gül Baba türbesinde yerin hazır vallahi bir <laughs> <laughs> daha sana. Lukaku'yu bu kadar çok sevmeseydi bırakmazdı da. Evet. Lukaku'ya aşık yani. O da onu ya, kullanamıyor biliyor abi? Şu an Galatasaray'ın Santrfor'u Napoli'ninkinden iyi. Tabii canım. Ve buna polis sayesinde olsun. <laughs> ya öyle seviyor ki Lukaku'yu. Onu da bir anekdot bırakayım. Thomas Tuchel kavga ettiği zaman, 52 sene önce tokalaştı sert sıktıkları zaman Tuchel Lukaku'yu kullanmayı bilmiyor dedi başka takımın hocasıyken. Yani yorumcu morumcu değil, Toplu no hocasıydı. Instagram'dan kankalardır <laughs> o adam da. Öyle diyeyim yani. Evet. Benim abi söylesene Davinson'u almasın diye mesaj attırmışlığı falan var. Büyük adam. Yani sözün özü bu yayın biraz dayanık olacak efendim. Çünkü gerçekten size e, Victor Osimen kimdir anlatıp işte Nijerya'da da doğdu şöyle bir hayat yaşadı falan anlatacak değiliz. Burada beraber hayal kuracağız. Onu zaten her yerden bizim dinleyicimiz okuyabiliyor. Şimdi Galatasaray'ın bu 3 artı 1 çıkışlarla sorunu çözmesi vesairesi bu tarz oyuncular bu tarz hayalleri kurdurur. Biz de baya bir hayal kurduk. Sonuna gelelim. Bence Galatasaray o kiralayarak güzel bir deneyim satın aldı abi. Türk takımlarına karşı Avrupa'da ya da ligde dünyanın en iyi aktif oyuncularından birini direkt izleyebileceğiz. Ve bu oyuncuyu izlerken de şöyle bir şey olacak yani sene sonu zaten tutamayacağız. Rahatlatıcı bir şey bir yandan yani tamam tutamıyoruz keyfini çıkaralım. Ama oyuncunun da motive tutacak bir oyun lazım. Oyuncuyu da motive tutacak bir takım lazım. Galatasaray'ın o takımı kuruyor olduğunu düşünüyorum ve umuyorum. Çünkü bir plan dahilinde geldi diğer oyuncular. Sarası da öyle işte. Yakop'su da öyle. Şusu da bu su da öyle bence. Ve Young Boys hezimeti sonrası. Hezimet de bir beis yok herhalde. Young Boys'a da saygısızlık olmaz. Young Boys taraftarı izliyorsa burada kusura bakmasın. Bir <laughs> <Tümü> de Türkse. <laughs> Böyle çok güzel bir herkesin titreyip kendine geldiği. Yani hem güzel bir deneyim hem doğru zamanda gelmiş bir deneyim. Umarım... Herkes, tüm paydaşlar bunun tadını çıkarabiliriz. Sakatlıksız, cezasız falan bir sene izleyebiliriz. En son gelen zaten devre arası gitmeyeceği yönünde bize de gelen haberler. Umarım öyle olur. Abi senin ekleyeceğin bir şey varsa alalım. Yoksa arkadaşları bu videonun daha büyükleriyle baş başa bırakalım. <laughs> Bence sen kitabı olmadan hani Victor Osimen kimdir değil hayallerini çok güzel izleyicilerimize aktardın. Ben de burada mesela kendi kafamdaki bazı nosyonları daha da netleştirdim. Ağzına sağlık öncelikle. Galatasaraylılar iki yıllık mutluluk merkezinin havasını kaybetmiş bir duruma girmişti. Ama Osman o havayı tekrardan geri getirecek bir hamle. Godfather diyor ya, reddedemeyeceğim bir teklif diye. Önüne çıkan reddedemeyeceğim bir teklifti. Bu hikayede daha burada çok inşallah Osman değerlendirmesini konuşacağız. Ve çok da Galatasaray'ın bence doğru bir işe kalkıştığını düşünüyorum. Özellikle yıkıp yeniden yapma konusunda da sana yüzde yüz hemfikirim. Yıkıp yeniden yapması lazımdı. Onun için de aranan kan Sümen. Aynen. Kolonları güçlendirecek adamdır diyelim. <laughs> Efendim yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Vallahi sabahlara kadar maç izledik bir sürü şey okuduk. Ve o hype denen mevzudan çıkarsa da basın gitsin. Gruplarda da dağıtın arkadaşlar arkadaşlarımıza. Evet, WhatsApp grupları. Bu arkadaşlar, işler için. niye kendimi hiç iletildi mesaj görmüyorum? Biraz hani grupları <laughs> Sümen için. Kendinize iyi bakın. Abi az da sağ Eyvallah olun. abi senin. Hoşçakalın. Hoşça